Aa, kaderin burada hükmünü biz şimdi anlamayız. 30 sene sonra anlarız. Yani bazı şeyleri çok sonra anlıyoruz. Şimdi yani ben kendi hayatıma bakıyorum. Yani doğmuşuz işte benden 6 ay önce amcaoğlum doğmuş. E köy. Dedem gidiyor kaç sene sonra nüfus kağıdı almaya gidiyor. Diyor ki bu harmanı kim kaldıracak? Osman'ı diyor 2 yaş büyük yazdırayım. O diyor şeyini askerliğini yapsın. Abdullah diyor harmanı kaldırsın. O 2 sene sonra askerden dönünce Abdullah askerliğe gider. Harmanı Osman kaldırır. Ya planı o şekilde ya, böyle yani öncelikler falan. Ya kardeşim amcaoğlu okula gidince ben dururum. Ben de gittim. Ulan okulu bitirdik bana diploma vermiyorlar. Niye? Yaşım küçükmüş lan. Bitirmişim ben bu okulu. 3 sene diploma alamadım. Dedeme kızıyorum. Babama kızıyor. Anneme kızıyorum. Ulan diyorum. Falanca sümüklüler ortaokulu bitirdi. Ben daha orta bire gideceğim. Bana ne yaptınız bu zulmü? Neden ettiniz? Kızıyorum, ediyorum. Sonra da anladık ki kaderin bir şeyi varmış yani. Belli bir kader noktası var. Orayı kestirecek. Yani eğer öyle olsaydı mesela ben İmam Hatip'i 3 sene önce bitirseydim İzmir'de yüksek İslam Enstitüsü yoktu. Mecbur ya Kayseri'ye ya İstanbul'a ya Ankara'ya bir yerlere gidecektim. İzmir'de kalmamız mümkün değildi ve Hoca Efendi ile beraber hizmet etmemiz de mümkün değildi.